Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bere çalışmamızda sizlerle Etrofil'in Bambino Lüks Wool ipini kullanacağım. İpimiz 50 gram 160 metre uzunluğunda. %60'ı yün arkadaşlar. %40'ı da akrilik bir ip. Renk numarası da 75117. İpimizin inceye yakın bir ip arkadaşlar. Böyle şişe olarak da 40 santimlik, bakın şurada okunabiliyor mu? 4 milimlik şiş kullanacağım. Şimdi hemen ipimize ilmek atarak başlayalım. Şöyle ipimden epeyce bir parça ayırdım. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane ilmeğimiz çıktı. Üç, dört, beş, altı. Bu şekilde 120 tane ilmek atıyoruz. Bir tane de kitleme ilmeği atacağız arkadaşlar. Yani toplamda 121 tane ilmeğimiz olacak. Tane ilmeği attım arkadaşlar. Bak. Önce şu ilmeklerimizi şöyle bir düzeltiyoruz. Yani şu kısım dönük olmasın. Birbirine baktığı zaman şu şekilde dümdüz duracak. 120 tane ilmek atmıştık. Bir tane de kitleme ilmeği atıyorum şu şekilde. Toplamda 121 ilmek oldu. Şimdi kitlerken bu ilmeği yok edeceğiz arkadaşlar. 120 ilmek olarak devam edeceğiz. Şişimizdeki ilk ilmeği, soldaki ilk ilmeği sağ şişime geçirdim. Daha sonra fazladan attığımız bir ilmeği buradaki ilmeğin üstünden geçiriyorum ve bırakıyorum. Bakın bunu çektiğimiz zaman bu ara kapanacaktır. Tekrar bu ilmeği şişime takarak bir düz bir ters. Tekrar ipimi çeviriyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane de ters ilmek. Sıranın sonuna kadar, daha doğrusu beremiz bitene kadar böyle bir düz bir ters şeklinde devam edeceğiz. Tekrar ipimi çevirdim. Şimdi ilk sıramız biraz zor olacaktır. Düz ilmeği ördüm. İpi tekrar kendime doğru çevirip bir tane de ters ilmek. Sıranın sonuna kadar bu şekilde bir düz bir ters olarak geldik. Sıranın sonunda buradaki son ilmeğimiz düzle başladığımız için son ilmeğimiz ters. İpi öne aldım. Dilerseniz böyle sıra başına bir işaretleyici koyabilirsiniz ya da buradaki ipiniz zaten sıra başını gösteriyordur. Daha sonra arkadaşlar beremizin boyu olana kadar hep aynı şekilde devam edeceğiz. Bunda model koymayacağız.
Böyle bir düz bir ters lastik olarak beremizi tamamlayacağız. Şapkamızı istediğimiz boya kadar bir düz bir ters olarak ördük. Şimdi şurada bir santim vermek istiyorum. Yaklaşık 28-29 santim olana kadar ördüm. Beremiz şöyle katlanacak bir bere arkadaşlar. Eğer hani katlamak payını örmek istemeyenler için şuradan bir santim vereyim. Böyle 6 santim civarında daha eksik yapabilirler. Dediğim gibi beremizi istediğimiz boya geldik. İşaretim düşmüş ama. Şimdi burada azaltmalar yapacağız berenin tepe kısmında. Bu ilk ilmeğimiz, bakın düz ilmeğimiz. Onu şöyle bir çeviriyorum. Ve yandaki ters ilmekle beraber örüyorum. Bir tane kesme yaptım. Tekrar yanındaki düz ilmeği şu şekilde çeviriyorum. Ve yanındaki ilmekle beraber alarak İki ilmeği tek ilmeğe indirdim. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi böyle çift çift alarak sayımızı yarıya indireceğiz. Bakın şu düz ilmeğimiz, onu şöyle çeviriyorum ve yanındaki ilmekle beraber ikisini birlikte aldım. Evet, bu sıramızı bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Tekrar sıra başına geldik arkadaşlar. Yine azaltma yapacağız. Yine buradaki ilmeğimi düzelttim. Yanındaki ilmekle beraber alıyorum. Bu işlemi bir sıra daha yapacağız. Tekrar ilk ilmeği düzelttim. Yanındaki ile beraber kesiyorum. Şimdi tabii ilmeklerimiz azaldığı için biraz dönüşlerimiz zor olacak. Tekrar önce ilk ilmeği düzeltiyorum. Yanındaki ile beraber kesiyorum. Şöyle birazcık elimizde düzeltelim arkadaşlar. İlmek azaldıkça örmemiz biraz zorlaşıyor ama bu sırada bir azaltma yapacağız ve beremizin tepe kısmını da tamamlamış olacağız. Tekrar sıranın başına geldik. Şu anda ilmeğimde sayılar bayağı azaldı arkadaşlar. Yani iki sıra azaltma yaptık. Artık şu işareti çıkartıyorum. Bu sıra özellikle biraz ilmek çok azaldığı için zor oluyor. Şimdi tepe kısmını tam bitirmeden önce diğer bütün videolarımda görmüşsünüzdür.
Bu kısmı büzdürmek için direkt bu ilmekleri alırsak arkadaşlar tepede biraz sert bir kısım oluyor. Onu yumuşatmak için buradaki ilmeklerimizi uzatacağız. Şişime şöyle bir kere ipimi doladım. İlmeğimi örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. Tekrar şişime ipi doladım. Sıradaki ilmeği örüyorum. Tekrar ip dolayıp sıra sonuna kadar bir ilmeği öreceğiz. Bir kere dolama yapacağız. Bir ilmeği öreceğiz. Bir kere yani artırma yapar gibi ipimizi şişimizin üstüne dolayacağız. Tekrar bir ilmek örüyorum. Ve şöyle şişimin üzerine artırma yapar gibi ipimi doladım. Dediğim gibi bütün ilmeklerimizi böyle bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet, ilk doladığımız yere kadar geldik. Şimdi burada ipimizden bir miktar ayırıp şöyle kesiyorum. Bu arada arkadaşlar ikinci ipimden çok az bir ip kullandım. Yani 1,5 50 gramlıktı ipimiz. 60-70 gram kadar ip kullandım. Şimdi bu kestiğimiz ipi şöyle bir iğneye geçiriyorum. Şimdi burada tepe kısmının büzmesini yapacağız. Burada doladığımız ilmeği bırakıyorum. Ördüğüm ana ilmeği iğneden geçirdim. Tekrar doladığımız ilmeği bırakıyoruz. Bu ördüğüm örgümüzdeki ana ilmeği iğneye geçiriyorum. Bütün doladığımız ilmekleri bırakıp şapkamızdaki aşağıdan gelen ana ilmeğimizi iğneye alıyorum. Yani aslında buradaki ilmekleri ip dolayarak uzatmış olduk. Doladığımız ilmeği bırakıyorum. Şişteki ana ilmeği alıyorum. Daha sonra buradaki ipi çekebiliriz.
bütün ilmeklerimizi böyle içinden ip geçirerek tamamladık. Bakın gördüğünüz gibi şu anda kestiğimiz ilmekler ipimizde. Şimdi yüzmeyi yapacağım ama şöyle bir örgüyü ters çeviriyorum. Ve buradaki ipi tamamen çekeceğim. Sıkı bir şekilde çektikten sonra bu ipi de şu aralarda bir yürütelim. Önce yürütelim bir iki tane arkadaşlar şu şekilde. Ve şurada bir tane de düğüm atmak istiyorum. Ve şöyle bir yani ipinizi şurada saklayacak şekilde yürütelim. Beremizin tepe kısmı bu şekilde. Şimdi bir de ilk başladığımız ip vardı. Onu şöyle yukarı doğru saklayacağım. Şapkamızı şöyle katlayınca iç kısımda kalsın. Şöyle bir ilmeğin içinden yukarı doğru saklıyorum. Evet, buradaki ipi de biraz yürüttükten sonra kesebiliriz. Evet, beremiz bitti arkadaşlar. İlk defa yapacaklar için de çok kolay bir bere. Şöyle katlıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ekranda bu küçük görünebilir. Ben yine de enini vermedim sanırım. Şöyle bir santim olarak da eninin ölçüsünü vereyim. Bakın 20 santim gibi görünüyor ama lastik örgü olduğu için topluyor. Aslında beremiz oldukça geniş bir bere. Yani büyükler için bir bere çalışması yaptık. Çocuklar için yapmak istiyorsanız mesela yaşa göre 10 ilmek, 20 ilmek, 30 ilmek küçülterek yapabilirsiniz. Ve bere bittikten sonra dileyen arkadaşlar böyle hazır pomponlar satılıyor. Şöyle tepe kısmına pompom da ilave edebilir. Pompomu takmayı da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iki tane pompomun dip kısmında iki tane ipi oluyor. Onun bir tanesini şöyle iğneye geçiriyorum. Pompomu takarken bir tanesini buradan gireceğiz. Bakın şurası tam orta nokta. Bir sağından bir solundan girerek şöyle karşılıklı iki yerden girerek bakın girdiğim buradaki ipi çekiyorum. Ve bunu elimle tutuyorum. Daha sonra diğer ipi alıyorum.
Şöyle taktım. Şuradaki ipi tutuyorum ki kaçmasın arkadaşlar. Bakın şu taraftan girdik. Şimdi de karşı tarafından giriyorum. Geçirdim iki ipi de. Şimdi burada karşılıklı şöyle düğüm atarak beremizi tamamlamış oluyoruz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.